Merhaba arkadaşlar. Trigonometriye 7. dersimize devam ediyoruz. Bu dersimizde trigonometrik fonksiyonların grafiklerini ve periyotlarını işleyeceğiz. Ayrıca ters trigonometrik fonksiyonlarda da değineceğiz. Öncelikle periyot kelimesinin manasına bakalım. Tarihte belli bir dönemsel, belli bir tarihsel dönem, fizikte ise devir anlamında kullanılan periyot kelimesi matematikte Fonksiyonun tekrara döndüğü aralık anlamında kullanılır. Bir fonksiyonun tekrarı döndüğü en kısa aralığa o fonksiyonun esas periyodu denir. Trigonometrik fonksiyonların periyotları yani trigonometrik fonksiyonlar da periyodik fonksiyonlardır. Bir yerden sonra bir aralıktan sonra fonksiyonlar tekrara döner. Yani fonksiyonların grafikleri bir yerden sonra tekrar eder. Peki nasıl hesaplayacağız trigonometrik fonksiyonların periyotlarını? Sinüs fonksiyonunun ve kosinüs fonksiyonunun periyodunun hesaplanması ayrı. Tanjant ve kotanjantın ki ayrı olacak arkadaşlar. N elemandır pozitif doğal sayı ve A sıfırdan farklı bir reel sayı olmak üzere. Fx eşittir. K çarpı sin üzeri n içinde ax artı b ve benzer şekilde kosinüsünde arkadaşlar. Fonksiyonların esas periyotları eğer n tek ise yani kuvvet tek ise 2 pi bölü mutlak değer a yani x'in katsayısı. Eğer n çift ise pi bölü mutlak değer a. Yani çift ise tekrar ettiği aralık daha küçük oluyor. Çünkü pi'yi bölüyoruz. Burada önemli olan fonksiyonların kuvvetleri ve x'in katsayısı. Diğer hiçbir ifade önemli değil. Yani B önemli değil, K önemli değil. Başında herhangi bir sayı eklenebiliriz. çıkarılabilir. Onların hiçbir önemi yok. Sorulara geçelim. Aşağıdaki fonksiyonların esas periyotlarını hesaplayınız, bulunuz. Fonksiyonumuz sinüs fonksiyonu. Kuvveti 1. Kuvvet 1 ve tek. Tek olduğu için 2 pi. X'in katsayısı 5. Mutlak değer 5. Zaten 5 diye çıkacak. 2 pi bölü 5. Gx fonksiyonu kosinüs fonksiyonu. Kuvveti 1. Dolayısıyla 2P'yi böleceğiz. X'in kat sayısı 1 bölü 3 arkadaşlar. 1 bölü 3'e böldüğümüz zaman 6 pi. Sin kare kuvvet 2 olduğu için pi'yi böleceğiz. X'in katsayısı 2 bölü 5. 2 bölü 5'e böldüğümüz zaman ters çevirip çarptığımız zaman 5 pi bölü 2. Fonksiyon kos kuvveti tek, tek olduğu zaman 2 pi'yi bölüyoruz x'in katsayısı eksi 1 mutlak değer içerisinde eksi 1 1 diye çıkacak. Esas periyodu 2 pi. Fonksiyonumuz sin kuvvet 4 ve çift çift olduğu için pi'yi bölüyoruz. Daha dar bir aralıkta tekrar edecek. x'in kat sayısı eksi 3 mutlak değerden 3 diye çıkacak. Esas periyot pi bölü 3. Yani buradaki ne artı 1 ne çarpı 5 ne artı 2'nin hiçbir önemi yok. Sadece kuvvetin ve x'in kat sayısının önemi var. Eğer fonksiyon tanjantsa veya kotanjantsa arkadaşlar burada kuvvetin tek veya çift olmasının hiçbir önemi yok. Sadece x'in kat sayısının önemi var. Yani kuvvet tek de olsa çift de olsa pi bölü mutlak değer a yapıyoruz. Tanjant fonksiyonu x'in kat sayısı 2 pi bölü 2. Kotanjant fonksiyonu <laughs> x'in katsayısı eksi 3 bölü 2 mutlak değerden 3 bölü 2 diye çıkacak. Ters çevirip çarptığım zaman 2 pi bölü 3. Tanjant fonksiyonu x'in katsayısı eksi 1 mutlak değerden eksi 1 1 diye çıkacak. Esas periyodu pi olacak. F ve G periyodik fonksiyon olmak üzere F artı G ve F eksi G'nin periyotlarının esas periyodu F ve G fonksiyonlarının esas periyotlarının en küçük ortak katıdır. Şimdi burada bir hatırlatma yapıyoruz. Ee, rasyonel sayılarda ekok nasıl hesaplanır? Payların ekokları C'nin ekoku paydaların eboplarına bölünür. Şimdi soruya geçelim. fx fonksiyonu 3 çarpı sin 2x artı 4 çarpı cos 3x ise fx'in esas periyodu. Burada iki tane trigonometrik fonksiyonun toplamı var. Önce bunların periyotlarının esas periyotlarını bulalım. Sin 2x'in esas periyodu nedir? Kuvvet 1 yani tek tek olduğu için 2 pi. X'in katsayısı sayısı 2 yani esas periyodu pi. Kosun yine kuvveti 1 olduğu için 2 pi. X'in katsayısı sayısı 3 yani 2 pi bölü 3. Şimdi şunu hesaplamamız gerekiyor. Ekok pi ve 2 pi bölü 3 dememiz gerekiyor. Zaten pi'ler ortak. Pi'leri görmezden gelebiliriz. Şöyle diyebiliriz. Pi yerine 1. 2 pi bölü 3 yerine de 2 bölü 3 yazabiliriz. Yani 1 ile 2 bölü 3'ün ekokunu alacağız. Formüle göre payların ekokunu hesaplayacağız. Yani ekok 1'e 2 paydaların eboblarına böleceğiz. 1'e 3. 1 ile 2'nin ekoku en küçük ortak katı 2. 1 ile 3'ün ebobu 1 dolayısıyla 2. 2'yi burada dikkate almamıştık. Ortaktı. O yüzden P ile çarpıyoruz. P'yi dikkate almamıştık. Esas periyot f fonksiyonunun 2 pi'dir. Trigonometrik fonksiyonların grafikleri. Grafikleri iyi yapabilmemiz için özel açıların trigonometrik oranlarını, bazı açıların trigonometrik oranlarını çok iyi bilmemiz lazım. 30 derece, 45 derece, 60 derece eksenlerin üzerindeki fonksiyonların değerlerini çok iyi bilmemiz lazım. Şimdi bu fonksiyon, bu grafik hangi fonksiyonun grafiği olabilir? Bakın x yerine 0 yazdığımız zaman sonuç 1. 90 yazdığımız zaman 0, 180 yazdığımız zaman eksi 1. Bu fonksiyon kosinüs fonksiyonunun grafiğidir arkadaşlar. Şimdi kosinüs fonksiyonu nasıl tanımlanıyordu? Birim çemberde açının birim çemberi kestiği noktanın apsisi yani x ile ilişkilendiriliyordu. Dolayısıyla y ekseni üzerindeki açılarda yani y ekseni üzerindeki x değerleri, y ekseni üzerindeki noktaların x değerleri hep sıfır olduğu için eğer açı y ekseni üzerindeyse kosinüsü sıfır olacak. Y ekseni üzerindeki açılar pi bölü 2 yani 90 veya 3 pi bölü 2 yani 270 derecedir. Bu değerleri verdiğimiz zaman sonuç sıfır oluyorsa bakın pi bölü 2 90'da sonuç sıfır. 3 pi bölü 2'de sonuç sıfır bu fonksiyon nedir? kosinüsün kosinüs fonksiyonunun grafiğidir bu grafik. Sıradaki grafiğe bakalım. Bakın x yerine 0 yazdığımızda 0, 90 yazdığımızda 1, 180 yazdığımızda 0, 270 yazdığımızda eksi 1, 360 yazdığımızda yine 0. Bu grafik ise sinüs fonksiyonunun grafiğidir arkadaşlar. Şimdi yine Sinüs fonksiyonu sinüs deyince ne aklımıza geliyor? sinüs fonksiyonunu tanımlarken nasıl tanımlamıştık? Açının birim çemberi kestiği noktanın ordinatı yani y, y'si, y değeri. X ekseni üzerindeki y değerleri sıfır olduğu için x ekseni üzerindeki noktaların y değerleri sıfır olduğu için <laughs> eğer açı x ekseninin üzerindeyse sinüs sinüsü de sıfır olmalı. Yani sıfır derece veya 2 pi derece. 2 pi radyan. E 180 derece veya pi radyanın kosinüs değerleri 0 olmalı. Bakıyoruz. Sinüs değerleri 0 olmalı. Bakın sinüs 0, 0. Sinüs 180, 0. Sinüs 2, 360, 0. Yine 90 derecede ve 270 derecede 1 ve eksi 1 olduğunu hatırlayalım. Şimdi sinüs ve kosinüs fonksiyonlarının tanımsız oldukları hiçbir yer olmadığı için bu fonksiyonların grafiklerinde herhangi bir kopukluk, herhangi bir kesiklik olmayacaktır. Yani bu grafikler bu şekilde sonsuza kadar tekrar edecektir. Peki kosinüs x fonksiyonunun periyodu nedir? Kosinüs x fonksiyonunun periyodu x'in ku kuvveti 1 yani tek 2 pi x'in katsayısı da 1 yani 2 pi. Bu ne demek oluyor? 2 pi aralıkta kosinüs fonksiyonu tekrar edecek. Bakın sıfırdan 2 pi'ye çizmişiz. Demek ki artık tekrara dönecek. Yani bu grafik bu şekilde tekrar edecek. Sonsuza kadar. Herhangi bir kopukluk olmayacak. Ve eksi 1 ile artı 1 arasında gidip gelecek. Yani çünkü kosinüs fonksiyonu en fazla 1 olabiliyor. En az da eksi 1 olabiliyor. Herhangi bir sayı da genişletilmediyse eğer. Yine sinüs fonksiyonunun esas periyodu da 2 pi'dir arkadaşlar. Aynı şekilde hesapladığınız zaman 2 pi aralıkta tekrar eder. Zaten 0 ile 2 pi aralığı verilmiş. O zaman bu bu şekilde tekrar edecek sonsuza kadar. Herhangi bir kopukluk olmayacak. Burada bazı açıların trigonometrik oranlarını verdim. Bunları ezberlememiz gerekiyor mutlaka arkadaşlar. Hem bu konuda hem ilerleyen konularda çok önemli çünkü. Şimdi sıradaki grafik hangi fonksiyonun grafiğidir? Bakın burada bazı değerlerde kopma oluşmuş. Mesela 90 derecede bir karşılık yok. Yine 270 derecede bir karşılık yok. 90 derece y ekseni üzerindedir. 270 derece y ekseni üzerindedir. Yine eksi 90 tersten 90 geldik. Yine 270 dereceye karşılık geliyor. Yine nerededir? Y ekseni üzerindedir. Biz tanjant fonksiyonunu tanımlarken ne demiştik? Y ekseni üzerindeki açılar tanjant eksenine paralel olduğu için tanjantları olmaz yani tanımsızdır. Dolayısıyla tanjant fonksiyonunun y ekseni üzerindeki açılarda değeri yoktur. 90'da, 270'te, eksi 90'da, eksi 270'te bu fonksiyon tanımsızdır. Fonksiyonun grafiğinde kopmalar oluşur. Bu grafik tanjantın grafiğidir. Yine artı sonsuza ve eksi sonsuza kadar değerler alabiliyor. Diğer fonksiyonda da tabii ki kotanjantın. Kotanjant fonksiyonu da nerede tanımsız oluyordu? X ekseni üzerindeki açılarda. Yani 0'da, 180'de, pi'de yani 2pi'de ne yapacak? Tanımsız olacak. Bakın pi'de bir karşılığı yok. sıfırda bir karşılığı yok kopma var grafikte. Yine iki pi'de bir karşılığı yok. Peki tanjant ve kotanjant fonksiyonlarının periyotları neydi? Tanjant ve kotanjantın kuvvet ne olursa olsun tek veya çift fark etmiyordu. Pi'yi bölüyorduk. Kat sayısı zaten bir yani pi. Pi derecede yani pi radyanda yani 180 derece aralıklarla tekrar edecek. Bakın pi bölü 2 ile 3 pi bölü 2 arası çıkardığınız zaman 2 pi bölü 2'den pi Bakın pi bölü 2 eksi pi bölü 2 burası yine pi. Pi derecede bir tekrar eder ve her pi derecede bir kopma yaşanır. Şimdi buraya bakalım yine pi'den 2 pi'ye pi radyanlık yani 180 derecelik bir aralık var. Yani verilen grafikte eğer aralık 180 dereceden fazlaysa 180 dereceye kadarsa veya eğer grafikte kopma varsa bu fonksiyon ya tanjantın ya da e, kotanjantın grafiğidir bu grafik. Eğer herhangi bir kopma yaşanmıyorsa sinüsündür veya kosinüsün grafiğidir. Bunlar şıkları elemek için kullanacağımız noktalar. Mesela buraya bakalım. Yandaki grafik hangi neyin grafiğidir? Bakın verilen aralık sıfırla pi aralığı. Herhangi bir kopma oluşmamış. Yani pi'nin de bir karşılığı var, 0'ın da bir karşılığı var. Yani bu grafik tanjantın grafiği olamaz. Mümkün değil. Peki hangi şeyin grafiği olduğunu nasıl bulacağız? Grafik sorularında şıklardan gitmek her zaman daha kolaydır. Özellikle de belli değerleri denemek daha kolaydır. Mesela 0 dereceyi denemek her zaman daha kolay olacaktır. x yerine sıfır yazalım. sinüs 0 0 0 artı 1'den 1. bunun karşılığı da 1 olduğu için olabilir. Sin 2x de e 0 yazarsam sin 0, sin 0 da 0 o zaman bu olamaz. Kosinüs 0, yerine 0 yazdığım zaman 1, 1 eksi 1'den 0. bu da olamaz. Sin 0, 0 1 artı 0'dan 1 bu olabilir. yani ya Adana ya denizli. Sonra bir değer daha deneyelim. yine sin bildiğimiz değerlerden biri, 90 derece mesela sinüs 91. 90, 90 derece yazalım. Sin 91 1 artı 1'den 2. Peki 90 derecede 2'ye mi karşılık geliyor? Hayır. O zaman adına dolamaz Cevap denizli. Bakın burada deneyelim. X yerine 90 yazalım. 90 çarpı 2'den 180. Sin 180 0. 1 artı 0'dan 1. 90'ın karşılığı 1. Bu şekilde çok rahat çözebiliyoruz. Sıradaki grafiğe baktığımız zaman grafikte bazı yerlerde kopmalar oluşmuş. O zaman bu grafik ne sinüsün ne de kosinüsün grafiğidir. Ya tanjantın grafiğidir ya da kotanjantın grafiğidir. Yine sıfırı deneyelim arkadaşlar. Tanjant sıfır nedir? X yerine sıfır yazdığım zaman tanjant sıfır sıfırdır. O zaman bu olamaz. Kotanjant sıfır kotanjant sıfır tanımsız. O zaman bu da olamaz. Tanjant 0, 0, 3-0'dan 3 zaten sağlıyor. Zaten başka şık kalmadı. Hani kalsaydı da 90'ı deneseydik. 90 bölü 2'den 45, tanjant 45, 1, 3-1'den 2'ye karşılık geliyor. Yani cevap Edirne olacaktı arkadaşlar. Geçelim ters trigonometrik fonksiyonlara. Ters trigonometrik fonksiyonlara geçmeden bir fonksiyonun tersinin olabilmesi için o fonksiyonun hem birebir hem örten olma şartı vardır. Sinüs fonksiyonunun öncelikle sinüsten başlıyoruz. İşaretine hatırlayacak olursak artı artı eksi eksiydi. Yani 90 derece ile 180 yani birinci bölge ile ikinci bölgedeki açılar aynı sonuçları veriyor. Yani sinüs 30 da 1 bölü 2'ye gidiyor. Sinüs 150 de 1 bölü 2'ye gidiyor. Yani eğer fonksiyonun tanımlarken İkinci bölgeyi de alırsak fonksiyon birebir bir fonksiyon olmaz. Ne yapıyoruz? 2 tane artı 2 tane eksi olduğu bölge var. Bir tane artılı olduğu bölge alıyoruz. Bir tane de eksili olduğu bölge alıyoruz. Yani fonksiyonu eksi pi bölü 2 ile artı pi bölü 2 arasında tanımlıyoruz. Eğer sonuçlar pozitifse birinci bölgede oluyor. Sonuçlar negatifse dördüncü bölgede oluyor. Yine eksi 90 yazdığımızda eksi 1 artı 90 yazdığımızda artı 1 sinüs fonksiyonunun bütün alabileceği değerleri alıyor. Yani sin fonksiyonunu biz eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 aralığından eksi 1 artı 1 aralığına tanımladığımız için fonksiyonun tersi olan ark sinüs fonksiyonu eksi 1 ile 1 aralığından eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 aralığına tanımlanıyor. Yani fonksiyonun tersi tanımlanırken tanımla değer kümeleri yer değiştiriyordu. Yine grafiklerine dikkat ederseniz sinüs ve kosinüs fonksiyonlarının grafikleri y eşittir x'e göre simetrik olacaktır. Peki bunların çözümlerini nasıl yapıyoruz? Sonucuna x diyoruz. Arc sin 1 bölü 2 x ise e, sin x 1 bölü 2'dir diyoruz arkadaşlar. Sin x 1 bölü 2 ise hangi açının değeri 1 bölü 2 idi? 30 derecenin cevabımız 30 derece. Arcsin eksi kök 2 bölü 2 x olsun. Arcsin kök 2 eksi kök 2 bölü 2 x ise sin x eksi kök 2 bölü 2'dir. Eksi olduğuna göre dördüncü bölgede olacak. Kök 2 bölü 2 45 dereceye karşılık geldiği için x eksi 45 olacak. Arcsin 0 x ise sin x 0'dır. X kaç oluyor arkadaşlar? Burada 0 oluyor. Arcsin bulunan yere x diyorum. Arksin kök bölü 2 x ise sin x kök 3 bölü 2'dir. x yerine kaç yazmalıyız? Sinüs kaç kök 3 bölü 2? 60. Demek ki burası 60 dereceye karşılık geliyor. O zaman bu ifade cos 60'a dönüşüyor. Cos 60 da 1 bölü 2'ye eşit. Arcsin 24 bölü 25'e x diyelim. O zaman sin x 24 bölü 25 olur. Bu ifa artık 24 bölü 25 bir önceki soruda olduğu gibi bildiğim bir açı değil. <laughs> Bu ifadeye ben x demiştim. Soru cos x'e dönüşmüş oldu. Cos x'i bulacağız. Şimdi sin x'i biliyoruz. Cos x isteniyor. Dik üçgeni çizerek hemen çok rahat cevaba ulaşabiliriz. X diyorum. Sin karşı bölü hipotenüs. Burada 7, 24, 25 üçgeni var. Cos x soruluyor. Komşu bölü hipotenüsten 7 bölü 25. F seçeneğinde ise sin ve arcsin yan yana gelmiş. Bu fonksiyonun kendisi, bu da fonksiyonun tersi. Bir fonksiyonun kendisi ile tersi yan yana geldiği zaman bunlar birbirini götürecektir. Sonuç kök 3 bölü 3 olacaktır. Arc kosinüs fonksiyonunda yine birebir ve örten olduğu aralık 0 pi aralığı olacaktır arkadaşlar. Çünkü burada artı burada eksi. Burada eksi burada artı. Bir tane artı bir tane eksi olduğu yeri alıyoruz. Yani birinci ve ikinci bölgeyi alıyoruz. Sıfırla pi aralığı. O zaman yani sonuç pozitifse birinci bölgede sonuç negatifse ikinci bölgede olmuş oluyor. Ark cos kök 2 bölü 2 x olsun. O zaman cos x kök 2 bölü 2'dir. <laughs> Kosinüs kaç kök 2 bölü 2? Tabii ki 45. Ark cos eksi kök 3 bölü 2 x olsun. O zaman Cos x eksi kök 3 bölü 2'dir. Kök 3 bölü 2 olsaydı x değeri 30 olacaktı. Eksi olduğu için ikinci bölgedeki 30 derece neye karşılık geliyor? 180 eksi 30'dan 150 derece. Ark cos 0 x olsun. O zaman cos x 0'dır. x yerine kaç yazarsak yani kosinüs kaç 0'dır? 90 derece. Ark cos eksi 1 bölü 2'ye x diyorum arkadaşlar. O zaman cos x eksi 1 bölü 2'dir. Kosinüs kaç 1 bölü 2'dir? 60. Eksili olduğu için ikinci bölgedeki 60 dereceyi bulmak için 180 eksi 60 yapıyorum. 120. Burası 120 oldu. Sin 120 ise sin 60'a eşit. Bir önceki dersimizde bunu işlemiştik. Sin 60 kök 3 bölü 2. Kosinüs ile kosinüs yan yana gelmiş. Fonksiyonun kendisi bu da tersi birbirini götürecek. Sonuç 7 bölü 4. Kosinüs pi bölü 2 artı şuraya x diyelim arkadaşlar. Şurayı bir hesaplayalım. Ark kosinüs kök 15 bölü 4. x ise kos x kök 15 bölü 4'tür. Bu bildiğimiz bir açıya karşılık gelmiyor. Şu ifadeyi bir düzenleyelim. Pi bölü 2 artı x 90 artı x olduğu için ikinci bölge ikinci bölgede kosinüsün işareti eksi o zaman eksi olacak. İsim değiştirecek. Pi bölü 2'yi kullandığım için sin x olacak. Yani bu ifade eksi sin x'e eşit. Elimizde cos x var. Sin x'i bulmak için dik üçgeni çiziyoruz. E, x'i buraya yazdık. Komşuya kök 15. Hipotenüse 4 yazdık. Pisagor bağıntısından karşı dik kenar 1. Sin x karşı bölü. Hipotenüsten 1 bölü 4. Eksi 1 bölü 4. Ark tanjant fonksiyonunun birebir ve örten olması için eksi pi bölü 2 ile pi bölü yani sinüste nasılsa burada da aynı arkadaşlar. Ark tanjant kök x diyorum. O halde tanjant x kök 3 kök 3 olduğu değer tanjantın nedir? 60. Ark tanjant eksi 1 x olsun. O zaman tanjant x eksi 1'dir. Tanjant ne zaman eksi 1? Daha doğrusu ne zaman artı 1? 45'te. E, ee, o zaman eksi 1 olması için dördüncü bölgeyi aynı sinüste yaptığım gibi eksi 45. Ark tanjant eksi 1 bölü kök 3'e x diyelim. O zaman tanjant x eksi 1 bölü kök 3. Bu bildiğimiz bir açı. Çünkü 1 bölü kök 3 kök 3 bölü 3 30 dereceye karşılık gelir. Eksi de olduğuna göre x eksi 30. Yani bu ifade sin eksi 30'a eşit. Sin eksi 30 eksi sin 30'a eşit. Sin 30 da 1 bölü 2 olduğu için eksi 1 bölü 2. Kotanjant arktanjant tanjant kök e, ark tan 4 bölü 3. Şimdi şuraya yine ark tan 4 bölü 3'e x diyelim arkadaşlar. O zaman tanjant x 4 bölü 3'tür. Bizden istenen ifade kotanjant x bölü 2. Burada özel olarak üçgen çizeceğiz. Tanjant x'i biliyoruz. Tanjant x 4 bölü 3. x bölü 2'ye ulaşmak için ikiz kenar bir üçgen oluşturuyorum şurada. Şu kenarla şu kenar eşit olacak şekilde. Zaten bu kenarlarda 5'e 5. Bu iki kenar eşit olacak ki açılar eşit olsun. Açıların toplamı da x'e eşit olacağı için açılar x bölü 2 olsun. Yani x bölü 2'ye ulaşmak için bunu yapıyoruz. Şimdi x bölü 2'nin kotanjantı lazım. Komşu dik kenar 8, karşı dik kenar 4. 8 bölü 4'ten cevabımız 2. Tanjantla ark tanjant yan yana gelmiş. Bunlar birbirini nötrleyecek. O zaman x eksi 1 bölü 2x, 1 bölü 3'e eşit. İşler dışlar yaparsak 3 x eksi 3 eşittir 2x, x eşittir 3 arkadaşlar. Ark kotanjant fonksiyonu da kosinüs gibi davranır. Yani 0 ile 2 pi aralığında tanımlamamız gerekiyor. Ark kotanjant eksi kök 3 x ise kotanjant x eksi kök Kotanjant ne zaman kök 3 değerini alıyor? 30'da. O zaman eksi Eksi kök 3 olması için ikinci bölgede ikinci bölgedeki 30 derece 180 eksi 30'dan 150 dereceye karşılık gelir. Fark kotanjant 1x ise kotanjant x 1'dir. Kotanjant ne zaman 1 değerini alıyor? 45'te. Arka kotanjant 0x ise kotanjant x eşittir 0'dır. Kotanjant ne zaman 0 değerini alıyor? 90'da. 10. soruyla devam edelim arkadaşlar. Burada eksi pi bölü 2'yi sağ tarafa attığım zaman pi bölü 2 2'ye böldüğüm zaman arka kotanjant x eksi 2 bölü 3 eşittir pi bölü 4. Pi bölü 4 demek 45 derece demek. Ark kotanjant x eksi 2 bölü 3 45 ise kotanjant 45 x eksi 2 bölü 3'tür. İç dış yaptık yani. Kotanjant 45 1 zaten. İçler dışlar çarımı yaptığım zaman 3 eşittir x eksi 2 x eşittir 5. Ark sin kök 3 bölü 2 eksi arc kotanjant eksi 1. x diyorum buraya da y diyorum. Ark sin kök 3 bölü 2 x ise sin x kök 3 bölü 2'dir sin ne zaman kök 3 bölü 2 değerini alıyor? 60 derecede. Ark kotanjant eksi 1 y ise kotanjant y eksi 1'dir. Kotanjant ne zaman 1 değerini alıyor? Kotanjant 45'te. Eksili olduğu zaman kotanjantta kosinüs kosinüste olduğu gibi ikinci bölgedeki 45'e bakacağız. 135 derece. 180 eksi 45'ten. X 60, y 135, x eksi y soruluyor. 60 eksi 135'ten eksi 75. Arc cos x eşittir arc tanjant 3 bölü 4. Y diyelim. Buraya da y diyelim. Bu durumda arc tanjant 3 bölü 4 y ise tanjant y 3 bölü 4'tür. Şimdi e, arc kosinüs x y ise kosinüs y de x'tir. Bakın bize x soruluyor. Yani biz tanjant y'yi biliyoruz. Kosinüs y soruluyor. O zaman dik üçgeni çizelim. Tanjant y 3 bölü 4 ise 3, 4, 5 üçgenidir. Kosinüs y soruluyor komşu bölü hipotenüsten 4 bölü 5. Yani x eşittir 4 bölü 5. 13. soruya bakalım. Bu fonksiyonun tersi soruluyor. Fonksiyonun tersindeki mantık x'i yalnız bırakmaktır. fx yerine y yazalım. y eşittir 3 çarpı ark kotanjant x bölü 2 eksi 1. x'i yalnız bırakmak için Önce ters trigonometrik fonksiyonu yalnız bırakmam lazım. E, çarpı 3 var başında. Ne yapacağız arkadaşlar çarpı 3'ü? Diğer tarafa bölü 3 olarak atacağız. x bölü 2 eksi 1. Şurayı düzgün yazalım. 3'ü diğer tarafa bölü olarak attım. Ark kotanjant x bölü 2 eksi 1 Ark kotanjant yalnız kaldı. Artık tersine geçebilirim. Ark kotanjant x eksi 2. x bölü 2 eksi 1 y bölü 3 ise kotanjant y bölü 3 x bölü 2 eksi 1'dir. Amacımız x'i yalnız bırakmak. Eksi 1'i sağ tarafa atıyorum. Artı 1 olarak geçer. Kotanjant y bölü 3 artı 1. Her tarafı 2 ile çarparsam x eşittir. 2 çarpı kotanjant y bölü 3 artı 2 x'i yalnız bıraktığımıza göre fonksiyonun tersini bulmuşuzdur. Yani f eksi 1 x 2 çarpı kotanjant y yerine de x yazıyorum. x bölü 3 artı 2'dir. Dersimiz burada bitmiştir.